Amerikan çetesi denilen çete ki daha sonra yaptıklarıyla herkes tarafından artık malum oldu. Pazar günü böyle bir bildiri yayınlandı. O gece aldım. Bu bildirinin arkasındaki isimleri biliyorum. Kimlerden talimat aldıklarını, kimlerin finanse ettiğini biliyorum. Ya ben ne yaptım dedim. Ne yaptım bu insanlara? Beraber birçok ateş çemberinden geçtiğimiz insanların desteğindeki veya doğrudan veya dolaylı desteğiyle yayınlanan bu şey beni istifaya zorlamak üzere beni Alman ajanı ilan ediyordu. Ve en yakın arkadaşlarım diye gördüğüm arkadaşlar gıyabında imza topluyor. Bana hiçbir şey söylemeden. MKK'dan bahsediyorum. Bir muhtıra vari bir tavır. Ondan iki gün sonra da böyle bir metin. Organize olmamış olması mümkün değil. Bir organize var. Niye bu şekilde hedef alındım? Ve kim tarafından? Evet. 3 yıl ben siyasette ilk defa bugün konuşurum bu bağlamda. Bana şu deniyordu. Sen başbakan gibi görün ama başbakan olma. Başbakanmış gibi yap ama yetki kullanma. Kendi il başkanını bile atayama. Bunu sizden kim istiyor diyorlar, kim bekliyor? Sayın Cumhurbaşkanımız da oradaki bu çevresi, bildiriyi evet. MKYK'ya imza atanlar da. Yani evet. MKYK'ya imza atanlar. Cumhurbaşkanı beklentisi de buydu sizden. Tabii ya, MKYK'ya imza atma kimsenin bana, Cumhurbaşkanımızın şeyi olmadan, Cumhurbaşkanımıza da söyledim. Keşke arkadaşlara söylemeseydin. Ya, bana söyleseydin ben çekilirdim. O arkadaşlar arada kalmazlardı. Çünkü ben problem çıkarmak için başbakan olmadım. Bir hırsla da olmuş değilim buraları. Ne, o zaman bir başbakanmış gibi, yani daha sonra düşük profilli başbakan, ben ayrıldığım gün ifade edilen bir şey isteniyordu. Yani ben kendimi bilirim. Benden her şey olur da düşük profilli bir şey olmaz. Bugün de olmaz, yarın da olmaz. Yani en zor durumda kalsam da düşük profilli olamam. Yani yapamayacağım bir şey bu. Azıcıkça düşük profilli diyorsunuz, kukla demek istiyorsunuz. Yani ben şeylerimi ifade ediyorsun. Daha sonra da o makama gelenler olduğu için şey yapmam. Öyle bir, ama düşük profilli o gün kullanıldığı için kullanıyorum. Kimse dolaylı doğası öyle üstü kapalı, ineli şeyler söylemem. AK Parti'nin girdiği ittifak ilişkilerine karşı çıktığımı ilk baştan itibaren söyledim. Bu ittifak ilişkisi AK Parti'den, AK Parti'nin doğasını bozmakta ve MHP'ye oy kayışına sebep olacaktır. Benim hedefte olmamı da anlarım. Fakat benim yakınlarımın, eşimin konferansının iptal edilmesini, benimle birlikte çalışan ki bir kısmı Sayın Cumhurbaşkanımızla da başbakanken birlikte çalıştığımış arkadaşlardan 16 tanesinin, baş danışmanlık kadrolarının, lise düzeyindeki araştırmacı kadrolarına indirilip, bütün özlük haklarının ellerinden alınıp, onların yerine son dakikada bir gün bile baş danışmanlık yapmamış olan insanların bazı yakın atanlarını duyduğumda, yazık ki ne yazık dedim. Ben Türkiye Cumhuriyeti 62, 63 ve 64. hükümetlerinin başbakanıyım. Kim yaptırıyor bunu? Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle yani çok konsantre bir olayla karşı karşıya olduğunuzu söylüyorsunuz. Arife tarif gerekmez diye bir husus var. Yani bunlar biliniyor, bunlar hissedilebilir. Bu bildiri Pelikan Çetesi'nin bildirisi çıktığında önce ben bunu muhteris bir grubun elde ettikleri menfaat karşılığında bir şahsiyet katliamı olarak değerlendirmiş ve biraz da acıyarak yapmıştım. Böylesine zelil yöntemlere başvurulduğu için. Şimdi, ekolojik harp andıcı gibi bir tabii, şeyden evet, bahsediyoruz. Ama o zamandan şu anda biraz farklı kanaatteyim. Aslında daha sonra yaşananlara baktığımızda Türkiye'nin istikrarına ve 4 yıl seçimsiz geçmesi beklenen bir istikrar dönemiyle ekonominin genişleme büyümesine ve Türkiye'de bir takım heveslerin ortaya çıkmasına zemin hazırladığını düşünüyorum, görüyorum. 2 Kasım sabahı bu ülke yeni bir ümide uyanmıştı. İstikrarlı bir hükümet, 7 Haziran'la 1 Kasım arasındaki şeyin dışında bir hükümet kurulacak. 4 yıl seçimsiz bir 4 yıl. Ve ekonomide tedbirler alınacak. Biz 3 ay içinde bütün sözlerimizi yerine getirmişiz ondan sonra. Asgari ücreti %30, %6,5 enflasyon olduğunda hem de %30 yani enflasyonun 5 misli zam yapmışız. Buna rağmen enflasyon düşüş trendine girmiş. Bütçe açığı %1,8'lere inmiş. Denk bütçe oluşacak bir atmosfer olmuş. ÜFE yani üretici enflasyonu %3,2. Tabii %3,2 idi Mayıs ayında üretici enflasyonu. Şimdi aylık o düzeylerde, yıllık %3,2 idi. Avrupa Birliği ile vize muafiyeti mutlaka geleceğiz dış politikada. O aşamaya gelinmiş. Böyle bir ortamdaki bir Türkiye'nin yaşamasını istemeyen kimlerse sadece bunu bir
Sayın Cumhurbaşkanımızla benim aramda kişisel bir ihtilaf gibi görmemenizi rica ederim. Onun, ben o zaman öyle, biraz öyle hissettiğim için benim çekilmemle meselelerin çözüleceğini ümidiyle şey yaptım, bıraktım. Evet. Ama şimdi düşündüğümde bunun daha kapsamlı bir planın, 15 Temmuz ve arkasından gelen, arka arkaya gelen, 4 yıldır hemen hemen 8-9 ayda bir yapılan, yapılmak zorunda kalan seçimler ve son derece özünden koparılmış bir başkanlık sistemiyle Türkiye'nin %50 artı 1'e muhtaç edilerek iktidar, yani yürütme erkinin birçok gizli açık koalisyonların zorlanmak durumunda kaldığı bir senaryonun çıkması için benim devre dışına çıkarılmam gerekiyordu. Şimdi hissettiğim bu. Bu yalı çetesinin tek başına bir onlar şey piyon gibi gözükmüyor size. Yani. Emin olun onlara bile kırgın. Yerini herkes biliyor dediniz tabii, ya. Yani. Onlara bile kırgın ve kızgın değilim. Ama şimdi, dün dahi işte %1'den daha, %1 neresi çok daha düşük oylar almış efendim. Geçmişten bu yana bir takım operasyonel faaliyetlerin içinde olduğu besbelli çevrelerin bizi hedef aldığını düşünülürse bu geniş halede. Bir de şunu düşünün. Eğer bütün bunlar yaşanmasaydı, hele hele dünya ekonomisinin kitap olduğuna girdiği bir dönemlere, şu dönemlere biz siyasi istikrarla, hukuk güvencesiyle, demokratik hukuk devleti ilkeleriyle ve 4 yıllık istikrar ile girmiş olsaydık, ekonomimizin ne durumda olacağını düşünün. Bu ama başkanlık sistemi olmayacaktı o zaman.